Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu vesselam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programının bugün inşallah 43. bölümündeyiz. Bakalım 43. bölümde hangi konuyu inceleyeceğiz? İki kişi konuşuyor, iki tane öğrenci konuşuyor. Men diyor, soruyor. Men neydi? Kim? Kim? Burada yeni bir kelimeyle karşılaştık. Haulâ'i. Bunun yazılışına alışacağız. Harekelerin hepsini vermiyoruz. Men haulâ'i. Ya Ali. Ali'yi biliyorum. Ya'yı da biliyorum. Ya Ali. Orayı anlıyorum değil mi? Ne kadar. Hepsi böyle kolay olsaydı keşke. Ya Ali ne demek? Ey Ali. Ey Ali. Evet. Men neydi? Kim? Kim? Orada bilmediğimiz bir şey var. Haulâ'i. Bunlar. Bunlar demek. Yani hâzânın. Hâzânın nesi oluyor? Çoğulu. Cem'i. Cem ne demek? Çoğul. Hâzânın cem'i oluyor. Çoğulu. Men haulâ'i. İşte bunlar kim? Bunlar kim? Hâzâ neydi? Bu. Bu. Değil mi? Hâzâ neydi? Bu. Haulâ'i neymiş? Bunlar. 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 Evet. Hâzâ bu. Haulâ'i ney? Bunlar. Arkadaki öğrencileri kastediyor. Men haulâ'i. Kim bunlar? Ya Ali. Evet. Ey Ali. Kim bunlar? Bakalım ne diyor? Hum. Bunlar. Hum'u da yeni yönü gördük. Hum. Huve neydi huve? O. O. Huve bir kişi için değil mi? O. Hum de onlar. Evet. Hum onlar. Zamir. Tullabun. Tullab. Talibin çoğulu. Talibin cem'i yani. Cem'i. Öğrenciler. Tullabun. Cududun. Yeniler. Yeni. O da cedidin çoğulu. Cedid neydi? Cedid yeni. 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 Cudud da. Cudud da. Yeniler. Hani burada da yine sıfattır değil mi? Sıfattır. Öğrenciler çoğul olduğu için sıfatta çoğul gelmiş. Değil mi? Öte cem'i yani. Gelmiş. Cem'i ne demek? Çoğul demek. Hım onlar. Dullabun. Dullabun. Cududun. Yeni öğrenciler. Öğrenciler. Peki. Devam edelim. Soracak bakalım yine. Uzun bir soru. Eyvah. Böyle uzun olunca hemen şevkimiz kırılıyor. Kırılıyor mu? Yok. Çünkü biz zor soruları çözeriz inşallah. Bakalım kelime bulamadığımız yerlerde kelime kelime çözeriz. Başta ey gördüm. Soru burada bir soru var. Değil mi? Soru işareti değil de baştaki hemzeden soru olduğunu yine anladım. Eha ula'i. Bunlar. Bunlar. El fityetu tivalu. Fitye gençler demek. Fitye. Buradaki de ile değil. Yoksa o bildiğimiz fidye değil yani. Fitye. El fityetu tival. Öğrenci. Uzun. Bu da inşallah ileride belki bu tür şeylere geleceğiz. Tavil neydi? Tavil uzun demek. Bu da onun çoğulu. Tıval uzun öğrenci. Haulâ'i ne demek? Haulâ'i bunlar. Bunlar. Fitye gençler demek. Öğrenciler değil öğrenci. Gençler. Bu uzun gençler. Fî hâzihil medreseti. Okul. Bu okulda mı? Çok güzel. Hâzihil medrese bu okul. Bu okul. Fi olunca okulda. Baştaki hemzede mı değil mi? Bu okulda mı? Haulâ'i ne? Bunlar. Bunlar. Keşke şu fütyeti tuval olmasaydı değil mi? Karıştı o biraz. Bizi zorladı. Fütyeti. Olsun. Onu unutalım gitsin olmasa. Ama ileride belki tekrar hatırlarız. Evet bu uzun gençler. Fütye neymiş? Uzun gençler. Tuval. Uzun. Uzun. Bu uzun gençler bu okulda mı? Bakalım ne diyecek? Naam. Evet. Hum ne? Hum onlar. Huna. Burada. Burada. Evet. Naam. Evet. Hum. Onlar. Huna. Burada. Buradadır. Devam edelim. Bakalım ne soracak tekrar. Tamam. Kısalttık artık. Böyle uzun sormuyoruz. Zor olmasın diye. Aha ula'i. Bunlar mı? Değil bunlar mı? Mı nereden anladım? Soruyu nereden anladım? Baştaki yerden. Ha ula'i neydi? Hazanın çoğulu. Cem yani. Bunlar. Bunlar. Estikauke. Senin arkadaşların. Çok güzel. Nereden anladın arkadaşların olduğunu? Sadik'ten anladın değil mi? Demek ki kökünü bilirsem onun çoğunu az çok tahmin edebiliyorum. Kullanımdan tahmin ediyorum. Yani kulağıma o şekilde geliyor. Estikauke. Senin arkadaşların mı? Senin olduğunu nereden anladın? Sondaki K'den anladım. Sondaki K senin. Sana aitlik manası veriyordu, zamirdi. Estika arkadaşlar. Peki benim arkadaşlarım ne demek? Estika'i. Değil mi? Estika'i. Onun arkadaşları? Hu.
Hu, estika'uhu. Estika'uhu onun arkadaşları. Zor bir kelime. Kullanmadığımız bir kelime. Peki. Senin arkadaşların mı bunlar? Bakalım. La, hayır. Hum, hum ney? Hum. Bunlar. Onlar. Onlar, zamir. Hum. Huve ne demekti? Huve. Huve. Onlar. O. Böyle hızlı sorunca karışıyor değil mi? Hum, onlar. Evet. La, hayır. Onlar. Estika'u ehi. Arkadaşlarım değil. Kimin arkadaşları? Ehi. Arkadaşımın. Kardeşim. Kardeşim değil mi? Kardeşimin arkadaşları. Yani büyük kardeşimin. Estika'u ehi. Kardeşimin. Ehi ne demek? Kardeşim. Ehi. Benim kardeşim. Sondaki ye ne yapıyordu? Benim yapıyordu. Çekiyordu. Ehi. Benim. Estika. Evet. Ehi. Benim kardeşim. Min estikası yani arkadaşları. Evet onlar benim kardeşimin arkadaşları. Hum onlar, onlar yine fi fasli ehi fasıl sınıf demek. Ehi fasli ehi kardeşimin sınıfı. Evet onlar kardeşimin sınıfındalar. Kardeşi biz de daha çok küçük kardeş için kullanıyoruz. Ama onlar da büyük için de yine ehi deniliyor. Tabi ehil kebir diye de ifade edebilirdi. Hum onlar fi de değil mi de fasıl sınıfta ehi kardeşimin sınıfındalar diyor. Peki bir inşaat var. İnşaatta çalışan işçiler var. Bakalım ne soruyor? Men haulai? Bunlar kim? Evet, yanındaki ne soruyor? Men ne demek? Kim? Kim? Haulai bunlar. Bunlar kim? O da cevap veriyor. Ha ulai bunlar işçidir. Ummalun işçidir. İşçiler. Ummal ne demek? İşçiler. İşçiler. Amele de işçiler demek. Türkçede işçi olarak kullanıyoruz ama amele de çoğul olarak aslında manası var. Ummalun, ummalun da çoğuldur. İşçiler. 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 Ameleden geliyormuş o da. Evet bunlar diyor işçilerdir. Yine soracak. Bakalım ne diyecek. Min eyne hum. Nedir? Kim? Hum neydi hum? Bu onlar. Onlar değil mi? Mineyne nereden? Nereden? Mineyne neydi? Yani, nereden? Nereden? Min ne manası katıyor? Minden değil mi? Eyne neresi? Nereden hum onlar? Hum. Onlar neredendir? Yani nerelidir? Bakalım. Nereli olabilirler sizce? Hum minel Hint. Hindistan'dan. Onlar Hindistan'dandır. Pek de benzemiyorlar ama öyle olsun. Hum onlar minel Hint. Hindistan. Hindistanlılar. Yani Hindistan'dan. O dan'ı nereden anladım ben? Min'den. Min'den anlıyorum. Den, dan. Hum, onlar. Minel Hint, Hindistan'dan. Peki. Yine soracak. Bakalım ne diyecek? Ehum müçtehidune. Müçtehit bizim kullandığımız ve bildiğimiz alim o manasıyla değil. Çalışkan demek. Çalışkan. Müçtehit, çalışkan. Burada yeni bir şey daha öğrendik. Öğreniyoruz daha doğrusu. Müçtehidune burada une diye uzatırsam çoğaltıyorum. Une. Herhangi bir kelimeyi tabi hepsini değil de birçoğunda bu var. Birçoğunda bu kural var. Müçtehidune dersem ne yapıyormuşum? Çoğaltıyormuşum. Cem'i yapıyormuşum. Une. Değil mi? Müçtehid çalışkan demek. Peki müçtehidune olunca çalışkanlar mı? Değil mi? Müslim ne demek? Müslimun? Müslüman. Müslüman. Peki müslimune? Müslümanlar. Hah, Müslümanlar. Müminun ne demek? Mümin? Mümin demek. Peki müminune? Müminler. Müminler. Değil mi? Bu kadar kolay. Aslında. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor değil mi? Peki. Ehum müçtehidune? Onlar çalışkanlar mı? Mı'yı nereden anladım? Son başındaki. Başındaki. Hemzeden. Hemzeden anladım. Hum neydi? Onlar. Onlar. Müçtehit çalışkan demek. Müçtehidune olursa çalışkanlar. Çalışkanlar mı? Çalışıyorlar mı? Ne'am. Evet. Hum onlar müçtehidune çalışkanlar. 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 O çoğulu nereden aldım Cemi'yi? Sondaki u neden? Anladım. Yani vavla. Vavla nundan anladım. Peki. Bakalım tekrar ne soruyor? Ma esma'uhum. Ne olabilir bu? Onlara isimleri. Çok güzel. Çok güzel. İsimden geliyor bu da. Esma. Esma'ul Hüsna ne demek? Güzel isimler. İsimler. Esma neymiş?
İsimler. Ner. Çocuğa esma ismini koyuyorlar. Ne demek manası? İsimler. İsimler. Onu ne kastıyla koyuyorlar? Esmaül Hüsna'dan, değil mi? Peki, ma neydi burada? Nedir? Nedir manasında? Esmauhum, onların isimleri. Onların olduğunu nereden anladım? Onların sondaki hum'dan anladım. Esmauhum, onların isimleri nedir? İsimleri nedir? Bakalım ne cevap verecek? Esmauhum, onların isimleri iki nokta üst üste, yani şudur diyor. Esmauhum, onların isimleri. Peki esmauhum dedi. Onların isimleri, değil mi? Senin isimlerin deseydi, hani pek esma mantıklı değil ama esmauke olurdu, değil mi? Senin isimlerin. Peki esmauhum, onların isimleri Yasir ve Zekeriya ve Musa. Burada vav'un üstüne cezmi yazmamıza gerek yok. Evet. Ve Musa. Evet, Yasir, Zekeriya ve Musa'dır. Peki, iki tane öğretmen birbirleriyle konuşuyorlar sınıfta. Bakalım ne soruyorlar. Ehe ula'i, bunlar tullabuke, öğrencidirler. Senin öğrencilerin mi? Çok güzel. Tullabuke, senin tullabın mı? Tullab neydi? Öğrenciler. Tullabuke, senin öğrencilerin mi? Nereden anladın mi'yi? Son başındaki, başındaki hemzeden anladım. Ha ula'i ne demek? Bunlar. Bunlar. Peki bu deseydik, bu? Ha. Haza. Evet, haza diyecekti. Haza ne demek? İşte bu. Ha ulayı onun çoğulu. Yani cem'isi demek. Cem'i bunlar. Ha ulayı işte bunlar işaret ediyor. Ha ulayı işte bunlar. Tulla buke. Senin öğrencilerin mi? Bakalım ne diyecek? Ne'am. Evet. Huve tulla bi. Onlar benim öğrencilerim. Evet. Hum. Onlar tulla bi. Benim talebelerim. Talebe de Arapçaymış, değil mi? Tullabi, benim öğrencilerim. Peki onun öğrencileri deseydi? Tullabuhu. Onun öğrencileri. Peki onların öğrencileri deseydi? Tullabuke. Yok, tullabuha. Şimdi ke senin olurdu. Tullabuha olsaydı o bayanın olurdu. Peki tullabuhum onların olurdu, değil mi? Tullabuhum onların öğrencileri. Tullabi benim öğrencilerim diyor. Evet, onlar benim öğrencilerim. Peki soruyor. Min eynehum, onlar neredendir? Neredendir? Min neydi? Den. Min eyne, nereden? Hum, onlar. Min eynehum, onlar nereden? Peki sen neredensin? Nerelisin? Min eyne ente. Min eyne ente. Sen neredensin? Min eyne ente. Değil mi? Peki min eyne hum, onlar neredendir? Yani nerelidir? Nerelidir? Peki ne diyecek? Bakalım ne diyecek? Hum min Pakistan. Pakistan. Evet. Nasıl okudunuz orayı, Pakistan'ı? Ben söylediğim için okudunuz, değil mi? Yok, biliyorsunuz zaten. Peki ihtimal bakıyoruz şöyle. Bu herhalde patlıcan olmaz, değil mi? Patates de olmaz. Olsa olsa buraya en uyumlu olan nedir? Harekelere şöyle bakıyorum, harflere. En uygun harekeler nedir? Pakistan olur, değil mi? Başka olmaz zaten. Arapçada böyle tahmin çok önemli. Tahmin yürütmek çok önemli. Özellikle okumak için veya mana vermek için sürekli tahmin yürütmek, en mantıklı tahmini yürütmek durumundayız. Hum, onlar min Pakistan, Pakistan'dandır. Evet, Pakistan'dandır, yani Pakistanlıdır diyor. Peki bugünlük de bu kadar diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, bugün yeni bir konuya geçiş yaptık. Böyle çoğul ile işaret edersek, yani cem'i ile işaret edersek hangi işaret ismini kullanıyoruz? Bunu gördük. İnşallah bu konuyu biraz daha açacağız, biraz daha zenginleştireceğiz. İnşallah kolaylaştıracağız diyoruz. Rabbimden kolaylık diliyoruz ve inşallah gelecek bölümde kavuşmak dileğiyle diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.